Which one is false according to the text above? Yukarıdaki metne göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Metne bakalım. Texting messages, yani mesaj göndermek. The latest trend among teenagers is text messaging by phone to their friends. 92% of students under 16 use their phones to text messages. It's great for them because it's cheaper and more private than making calls. It also has its own language such as thanks, no, are you okay? Most of parents or teachers can't understand this language. Gençler arasındaki en son trend, cep telefonlarından birbirlerine kısa mesaj göndermek. 16 yaşın altındaki öğrencilerin %92'si cep telefonlarını birbirlerine mesaj göndermek için kullanıyor. Bu onlar için harika çünkü daha ucuz ve daha güvenli telefon görüşmesi yapmaktan. Ayrıca teşekkürler, hayır, iyi misin kısaltmaları gibi kendi dili de var mesajlaşmanın. Ailelerin ve öğretmenlerin çoğu bu dili anlayamıyor denmiş metinde. Ve bizden yanlış olan cümle isteniyordu. A şıkkına bakalım. Calling your friends is more expensive and less private. Arkadaşlarınızı aramak daha pahalı ve daha az gizlidir denmiş. Metinde mesaj göndermenin daha ucuz ve daha gizli olduğu yazıyordu telefon görüşmesi yapmaktan. Bu yüzden arkadaşları aramak daha pahalı ve daha az gizli diyebiliriz. A şıkkı doğrudur. B şıkkına it's difficult for parents to understand the code that teenagers use. Ebeveynler için gençlerin kullandığı dili anlamak zor denmiş. Son cümleye baktığımızda ailelerin ve öğretmenlerin çoğu bu dili anlayamıyor yazmıştı. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C şıkkında teenagers have special language when they are texting messages. Gençler kısa mesaj gönderirken özel bir dilleri oluyor denmiş. Baktığımızda yukarı bunun kendine has bir dili var denmişti kısaltmalar belirtilerek. Bu yüzden C şıkkı da doğrudur. D şıkkına most of the students over 16 text messages to keep in touch with their friends. 16 yaşın üstündeki öğrencilerin çoğu arkadaşlarıyla iletişim kurmak için mesaj gönderiyor denmiş. Burada 16 yaşın üstündeki denmiş ama metne baktığımızda under 16 yani 16 yaşın altındaki deniyordu. Bu yüzden yanlış olan D şıkkıdır. Fill in the blank according to text above. Boşluğu yukarıdaki metne göre doldurun denmiş. Önce metne bakalım. Texting messages yani kısa mesaj göndermek. The latest trend among teenagers is text messaging by phone to their friends. 92% of students under 16 use their phones to text messages. It's great for them because it's cheaper and more private than making calls. It also has its own language such as thanks, no, are you okay? Most of parents or teachers can't understand this language. Gençler arasındaki en son trend, cep telefonlarından birbirlerine kısa mesaj göndermek. 16 yaşın altındaki öğrencilerin %92'si cep telefonlarını birbirlerine mesaj göndermek için kullanıyor. Bu onlar için harika çünkü telefon görüşmesi yapmaktan daha ucuz ve daha gizli. Ayrıca kısaltmalar gibi kendine has bir dili var mesajlaşmanın. Ailelerin ve öğretmenlerin çoğu bu dili anlayamıyor denmiş metinde. Şimdi cümleye bakalım. Teenagers use blah blah blah. For example, when they want to say thanks, they write THX. Gençler şunu kullanıyor denmiş. Daha sonra da örneğin teşekkürler demek istediklerinde THX harflerini yazıyorlar. Yani bu boşluğa ne gelecek? Bir kısaltma gelmesi gerekiyor. Gençler kısaltmaları kullanıyorlar. Örneğin teşekkürler yazmak istediklerinde THX şeklinde kısaltıyorlar denmiş. Metne de baktığımızda bunu zaten görüyoruz örneğini. Kısaltma anlamına gelen kelime de abbreviation'dı. Seçeneklere baktığımızda B şıkkına emotion yani duygular verilmiş eledik. C şıkkına sign language işaret dili. D şıkkına voicemails sesli mesaj verilmiş bunları eledik. A şıkkında bizim ihtiyaç duyduğumuz kelime abbreviation yani kısaltma kelimesi var. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Yusuf is a student at Cumhuriyet Secondary School and he makes a survey about the ways of communication for his semester project. He applies a questionnaire to his classmates. Here are the results.
Yusuf, Cumhuriyet Ortaokulu'nda bir öğrenci ve dönem ödevi için iletişim yolları ile ilgili bir anket düzenliyor. Anketi sınıf arkadaşlarına soruyor. Sonuçlar şu şekilde denmiş. Baktığımızda anketteki sorular how often yani ne sıklıkla şeklinde başlamış ve bazı iletişim yöntemleri verilmiş. Bu iletişim yöntemlerinin ne sıklıkla yapıldığını istemiş Yusuf arkadaşlarından. Bu sıklıkları da rakamlarla ifade etmişler. Always her zaman 5 ile gösterilmiş. Often sık sık 4 ile gösterilmiş. Sometimes bazen 3 ile. Hardly ever nadiren 2 ile. Never asla 1 ile gösterilmiş. Bizden doğru olan seçenek isteniyordu. Şıklara bakalım. B şıkkında Damla prefers texting messages to making phone calls. Damla kısa mesaj göndermeyi, telefon görüşmesi yapmaya tercih eder denmiş. Prefer kalıbı kullanılmış bu cümlede. Yani iki öge varsa to ile birbirinden ayrılmış. Olumlu cümle olduğu için birinci öge tercih edilmiş oluyor. Burada da kısa mesaj göndermeyi tercih etmiş oluyor Damla. Bakalım tablodan Damla'yı bulduk. Kısa mesaj gönderme bölümünde 3 verilmiş. Daha sonra da phone calls yani telefon görüşmesi vardı. Onun için de 5 verilmiş. Baktığımızda telefon görüşmesini daha fazla yapıyor. Bu yüzden B şıkkı yanlıştır. C şıkkında Baran sometimes uses video chat programs. Baran bazen video sohbet programları kullanır denmiş. Tablodan Baran'ı bulduk. Daha sonra video sohbet uygulaması Skype'ye baktığımızda 2 ile gösterilmiş. Yani hardly ever denmiş. Sometimes dendiği için C şıkkı da yanlıştır. D şıkkında Baran and Damla both never sends emails. Baran ve Damla ikisi de asla e-posta göndermez denmiş. Damla ve Baran'ı tabloda bulmuştuk. E-posta bölümüne baktığımızda Damla'nın hardly ever, Baran'ın da sometimes olduğunu görüyoruz. Yani never değil, ikisi de bu yüzden D şıkkında eledik. A şıkkında Serkan post messages on social media all the time. Serkan her zaman sosyal medyada gönderiler paylaşır denmiş. Tablodan Serkan'ı bulduk. Daha sonra da sosyal medya bölümünü gördük ve baktığımızda 5 ile ifade edilmiş. Yani always her zaman denmiş. All the time ile aynı anlamdadır. Doğru olan A şıkkıdır. According to survey results, Damla, bla bla bla. Anket sonuçlarına göre Damla denmiş. Damla ile ilgili doğru olan ifadeyi bulacağız. A şıkkına baktığımızda likes having face to face conversations with her friends. Arkadaşlarıyla yüz yüze konuşmayı sever denmiş. Tabloda Damla'yı bulduk ve yüz yüze konuşma kısmına da baktığımızda bir yani never asla olduğunu görüyoruz. Bu yüzden A şıkkı yanlıştır. B şıkkında is crazy about using social networking sites. Sosyal medya sitelerini kullanmayı çılgınca sever denmiş. Baktığımızda sosyal medya bölümüne 2 yani hardly ever neredeyse hiç nadiren olduğunu görüyoruz. Bu yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkında hates texting messages to her friends. Arkadaşlarına kısa mesaj göndermekten nefret eder denmiş. Kısa mesaj bölümüne baktığımızda 3 yani sometimes bazen bunu yaptığını görüyoruz. Bazen yapıyorsa nefret eder diyemeyiz. Bu yüzden C şıkkında eledik. D şıkkında enjoys calling her friends on a mobile phone. Cep telefonuyla arkadaşlarını aramayı sever denmiş. Baktığımızda telefon görüşmesi yapılan bölüme 5 yani always her zamanla ifade edilmiş. Bu da sevdiğini göstermektedir. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Find the odd one according to table above. Yukarıdaki tabloya göre farklı olanı bulun denmiş. Tabloya bakalım. Tabloda advantages of smartphone. Cep telefonunun avantajları verilmiş. Birinci madde, you can stay in contact with your parents and friends. Arkadaşlarınla ve ailenle iletişim halinde olabilirsin denmiş. Bu bir avantajıdır. İkinci madde, you can take photos, upload or send them. Fotoğraflar çekebilirsin. Bunları internete yükleyebilir veya birilerine gönderebilirsin denmiş. Bu da yine bir avantaj. Dördüncü madde, you can listen to music or the radio. Müzik veya radyo dinleyebilirsin denmiş. Yine bir avantajdır. Üçüncü maddede ise you can lose it easily because of its smaller size. Boyu küçük olduğu için kolaylıkla kaybedebilirsiniz
denmiş. Bu bir avantajı değildir cep telefonunun, yani uygun olmayan, farklı olan üçüncü madde olduğu için doğru seçenek C şıkkıdır. Verilen duruma uygun cümleyi bulmamız isteniyor. The phone rings and you answer it. Your English teacher is on the phone and wants to speak to your father. Your father is at home and you'll get him. What do you say to your teacher? Telefon çalıyor ve açıyorsun telefonu. Telefonda İngilizce öğretmenin var ve babanla konuşmak istiyor. Baban evde ve onu çağıracaksın. Öğretmenine ne dersin? Yani babası evde ve çağıracak. Öğretmenine ne der? O istenmiş bizden. Seçeneklere bakalım. A şıkkına call back later please. Lütfen daha sonra arayın denmiş. Bunu eledik. B şıkkına pick up the phone please. Lütfen telefonu aç denmiş. Bunu da eledik. C şıkkına hang up the phone please. Lütfen telefonu kapat denmiş. Bunu da eliyoruz. Hold on a minute please. Yani bir dakika bekleyin lütfen denmiş D şıkkında. Hold on beklemek demek ve babasını çağıracaksa beklemesini ister. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Which question can be asked to teenagers according to graphic above? Yukarıdaki tabloya göre hangi soru gençlere sorulabilir diye sorulmuş. Baktığımızda bu tablonun daily communication choice among teens, gençler arasındaki günlük iletişim tercihleri tablosu olduğunu görüyoruz. Tablonun sol tarafında iletişim yöntemleri verilmiş. Aşağıda da bu iletişim yöntemlerinin ne oranla, hangi yüzdeyle tercih edildiği belirtilmiş. A şıkkına baktığımızda which activities do you do on your mobile phone? Cep telefonda hangi aktiviteleri yaparsın diye sorulmuş. Bu doğrudan iletişim olmak zorunda değil zaten. Oyun oynamak veya internete girmek de bunun içine dahil olacaktır cevap olarak. Bu yüzden A şıkkını eledik. C şıkkına what is your favorite free time activity? En sevdiğin boş zaman aktivitesi nedir diye sorulmuş. Bunun iletişim yöntemlerini öğrenmekle bir alakası yok. Bu yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkında how often do you text your messages? Ne sıklıkla kısa mesaj gönderirsin diye sorulmuş. Burada zaten kısa mesaj diyerek diğer olasılıkları sıfırlamış oluyor. Diğer yöntemleri öğrenmeye çalışmış olmuyor bu soruyu soran kişi. Bu yüzden D şıkkını da eledik. B şıkkında how do you get in touch with your friends? Arkadaşlarına nasıl iletişim kurarsın diye sorulmuş. Bu soruya işte kısa mesaj göndermek, telefonda konuşmak, yüz yüze konuşmak gibi cevaplar verilebilir. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Which sentence can be correct according to the graphic? Grafiğe göre hangi cümle doğru olabilir diye sorulmuş. Tabloya bakalım. Daily communication choices among teens, yani gençler arasındaki günlük iletişim tercihleri. Baktığımızda tablonun sol tarafında çeşitli iletişim yöntemleri verilmiş. Aşağıda da bu iletişim yöntemlerini hangi yüzdeyle kullandıkları, tercih ettikleri belirtilmiş. Bizden doğru olan isteniyordu. B şıkkına bakalım. Teens are more interested in sending emails than talking on landlines. Gençler karasal hatlarda, yani sabit hatlarda konuşmaktansa e-posta göndermeye daha fazla ilgilidirler denmişler. Baktığımızda e-posta gönderme kısmına %0'a yakın ama sabit hatlarla konuşma %20'ye yakın. Yani sabit hatları konuşmayı daha fazla tercih ediyorlar. Bu yüzden B şıkkı yanlıştır. C şıkkında nearly 40% of teens prefer social networking sites. Neredeyse gençlerin %40'ı sosyal medya sitelerini tercih eder denmiş. Baktığımızda social network sites bölümüne %30 civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla %40 diyemeyiz bunun için. C şıkkı da yanlıştır. D şıkkına teens spend less time talking on mobile phone than face-to-face interaction. Gençler yüzle konuşmaktansa cep telefonuyla konuşmak için daha az vakit harcarlar denmiş. Yani cep telefonuyla konuşmak için daha az vakit harcanıyor bu cümleye göre. Baktığımızda talk on mobile phone, cep telefonuyla konuşma bölümü ikinci sırada geliyor ama yüzle konuşma bölümü onun hemen altında üçüncü sırada. Yani cep telefonuyla konuşma daha fazlaysa less daha az diyemeyiz. Bu yüzden D şıkkı da yanlıştır. A şıkkına making voice calls on mobile phone is more popular than socializing in person. Cep telefonuyla sesli arama yapmak kişisel olarak sosyalleşmekten
daha popülerdir denmiş. Baktığımızda tabloya, az önce de görmüştük zaten, cep telefonuyla konuşma bölümü ikinci sırada yer alırken, burada in person yani kişisel olarak görüşme kısmı, face to face communication yüz yüze görüşme kısmını dahildir. Daha sonra gelmektedir. Cep telefonuyla konuşmaktan bu yüzden doğru olan A şıkkıdır. Which question is not answered in a phone conversation? Hangi sorunun yanıtı telefon görüşmesinde yoktur diye sorulmuş. Bakalım telefon görüşmesine. Good morning, Günay Car Rentals. How can I help you? Good morning, this is Elson Power from CNR Limited. I'd like to learn about your conditions and prices. Yes, of course. Well, what would you like to know? I'd like to rent a car to drive to Izmir. How much does it cost? What kind of car do you need? I need a small one for 3 days. We have a car with $110 for 24 hours. That's good. I'll take it tomorrow. How do you pay? By credit card. Thank you, Miss Power. See you tomorrow. Thank you. Goodbye. Günaydın. Günay araba kiralama şirketi. Nasıl yardımcı olabilirim? Günaydın. Ben CNR Limited şirketinden Alison Sparrow. Şartlarınız ve fiyatlarınız hakkında bilgi almak istiyorum. Evet, tabii ki. Ne öğrenmek istiyorsunuz? İzmir'e gitmek için bir araba kiralamak istiyorum. Ne kadar maliyeti? Ne tür bir arabaya ihtiyacınız var? 3 gün için küçük bir arabaya ihtiyacım var. 24 saati $110 olan bir arabamız var. Bu güzel. Yarın alacağım. Nasıl ödeyeceksiniz? Kredi kartıyla. Teşekkürler Bayan Sparrow. Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Bay bay demiş Bayan Sparrow. Bizden yanıtı olmayan soru isteniyordu. Aşkına, when does Elson take the rental car? Elson kiraladığı arabayı ne zaman alacak diye sorulmuş. Baktığımızda diyalogda that's good. I'll take it tomorrow. Bu güzel. Yarın alacağım demişti Bayan Sparrow. Yani A şıkkının yanıtı var. B şıkkı, how long does Elson need the car? Elson arabaya ne kadar süreyle ihtiyaç duyacak denmiş. Yine bir önceki konuşmasına baktığımızda Bayan Sparrow'un I need a small one for 3 days. 3 gün için küçük bir arabaya ihtiyacım var demişti. Yani ne kadar süreyle ihtiyaç duyduğunu da biliyoruz. C şıkkı, how much does Elson pay for the rented car? Elson arabayı kiralamak için ne kadar ödeyecek diye sorulmuş. Bunun da fiyatını bize sekreter demişti. 24 saatli $110 şeklinde. C şıkkında yanıtı var. D şıkkı, what's Elson's driving license number? Elson'ın sürücü belgesi numarası kaç diye sorulmuş. Böyle bir bilgi diyalogda yok. Bu yüzden cevabı olmayan soru D şıkkındadır. For what purpose does Ms. Sparrow contact with Günay Rental Cars? Bayan Sparrow hangi amaçla Günay araba kiralama şirketini aradı diye sorulmuş. Diyaloğa bakalım. Good morning, Günay Car Rentals. How can I help you? Günaydın. Günay araba kiralama şirketi. Nasıl yardımcı olabilirim? Good morning, this is Elson Sparrow from CNR Limited. I'd like to learn about your conditions and prices. Günaydın, ben CNR Limited şirketinden Elson Sparrow. Koşullarınız ve fiyatlarınız hakkında bilgi almak istiyorum demiş Bayan Sparrow. Yani ilk konuşmasında amacını belli etmiş. Seçeneklere bakalım. Aşkına, to drive to İzmir, İzmir'e gitmek için denmiş. Bu sonraki aşamada gelecek karşımıza. Asıl arama amacı bilgi almak. Arabayı kiraladıktan sonra İzmir'e gelecek. Bu yüzden A şıkkını eledik. B şıkkı, to get more information about sports cars. Spor arabalarla ilgili daha fazla bilgi almak için denmiş. Ama spor arabayla ilgili bir bilgi yok metinde. Sadece bir yere gitmek için araba kiralamak istiyor. C şıkkı, to rent a flat. Bir daire kiralamak için denmiş ama araba kiralamak istediğini biliyoruz.
D şıkkı to hire a vehicle bir araç kiralamak için denmiş. Doğru seçenek D şıkkıdır.